Dijitaller.com'dan merhabalar. Bugünkü videomuzda bilgisayarımızın ekranını kablosuz olarak televizyonumuza nasıl yansıtacağımızdan bahsedeceğim. Bunu yapmak için bilgisayarımızın Miracast ya da Intel WiDi teknolojisini desteklemesi gerekmekte. İsterseniz destekleyip desteklemediğini hemen bir kontrol edelim. Bunun için daha önceden yazdığım bir rehber bulunuyor. Oradan da gördüğünüz gibi kodları görebilirsiniz. Win artı R tuşuna basıyorum. DxDiag yazıyorum çalıştır ekranına. Karşıma DirectX tanı aracı çıkacak birazdan. Evet, DirectX tanı aracı çıktığında da şurada yüklenme kısmının dolmasını bekleyelim. Çünkü bilgisayarımız hakkında bazı bilgiler topluyor. Evet, yüklenme kısmı doldu. Tüm bilgileri kaydet diyorum. Masaüstüne dxdiag.txt dosyası oluşturacak. Buna da kaydet diyorum. Ardından bunu kapatıyorum. Masaüstünde bulunan dxdiag.txt dosyasını açıyorum. Ardından ctrl artı f tuşuna basarak arama yapıyorum ve aranan olarak da Miracast yazıyorum. Gördüğünüz gibi sistem kısmında Miracast desteğim bulunuyor. Miracast'in çalışması için şurada 2 sene önce yazdığımız rehberde Windows 8.1 üzerine yazmıştık biz bu rehberi. Bazı yapılması gereken şeyler var. Nedir bunlar? Kablosuz ağ bağdaştırıcımızın yalın olması. Yalın derken neyi kastettim? Yani bilgisayarımızda gelen bazı ağ araçları vardır. Mesela MSI ya da Monster kullanıyorsanız Killer Network var. Bu uygulama Miracast'in çalışmasına engel olabiliyor ya da çalışırken sıkıntıya sebep olabiliyor. Sanallaştırma uygulamaları kullanıyorsanız yine bunların da ağ bağdaştırıcı üzerinde internete çıkış yapabilmesi için bazı protokoller oluyor. Onları da kapatmak gerekiyor. Onlar da yine Miracast ya da WiDi üzerinde sıkıntıya sebep olabiliyor. Hemen kontrol edelim. Bunun için bilgisayarımızın ağ simgesine sağ tıklayarak ağ ve paylaşım merkezine açı seçiyorum. Ardından Wi-Fi simgesine tıklıyorum ve özelliklere. Karşıma burada benim seçenekler var. Gördüğünüz gibi ben VMware Bridge Protocol var. Bu kullandığım bir sanallaştırma yazılımının. Aynı şekilde yine VirtualBox'un bir sanallaştırma yazılımının ağ bağdaştırıcısı var. Bir de Killer Ethernet vardı. Şu anda driver'a kurulu olmadığı için gözükmüyor burada. Bunun gibi sizin de fazladan seçenekleriniz olabilir. Normalde olması gerekenler, hemen göstereyim ben de. Microsoft ağlar için istemci, Microsoft ağlar için dosya ve yazıcı paylaşımı, QoS paket zamanlayıcı, internet protokol sürümü 4, internet protokol sürümü 6, Microsoft LLDP protokol sürücüsü, bağlantı katmanı topolojisi bulma yanıtlayıcısı gibi gibi. Bunlar açık olsun. Geri kalan şeyleri kapatırsanız Intel WiDi'niz üzerinde herhangi bir problem olmayacaktır. Tamam diyorum. Kapat diyorum ve bu pencereleri kapatıyorum. Ardından bilgisayarıma televizyonu eklemek için Windows artı P tuşuna basıyorum. Buradan kablosuz bir ekran bağlan seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi bizim televizyonumuz burada seçili gözüktü. Tıklıyorum ve driverları bilgisayarıma otomatik olarak kuruluyor. Televizyonumuza kablosuz olarak görüntü yansıtma işlemi başarıyla gerçekleşti. Buradan bazı seçenekler var. Mesela bilgisayarınızda aynı görüntüyü yansıtmak istiyorsanız iğneleyi seçin. Bilgisayarınızda bir işlem yaparken aynı zamanda televizyonda film izlemek istiyorsanız uzatı seçin. Bilgisayarınızın ekranı kullanmıyorsanız ve bilgisayar ekranın oluşturduğu karanlık ortamdaki aydınlatmayı sevmiyorsanız film izlerken özellikle sadece ikinci ekran seçeneğini seçebilirsiniz. Bizim önerimiz bilgisayarınızın ve televizyonunuzun 5 GHz desteği olması. 5 GHz ile birlikte aradaki gecikme oldukça azalıyor ve görüntüde herhangi bir kopma, kesilme ya da seste bir problem gerçekleşmiyor. Modeminize 5 GHz ile bağlandığınızda televizyonunuzda 5 GHz desteği varsa ikisi arasında 5 GHz'lık bir bağlantı kuruluyor. Ama modeminiz 2.4 GHz ise bilgisayarınız 5 GHz ya da televizyonunuz 5 GHz'i desteklese bile arada 2.4 GHz'lik bir bağlantı kullanılıyor ve bu o kadar stabil olmuyor.
Sorularınız için bize dijitaller.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.